Memleketimizde darbe olayı olduğu için biz de o gün gece sela verdik. Saat 1'e 40 geçe sela verdik. Sela verdikten sonra caminin yine önünde, kapısının önünde iki bayan, bir erkek ne yapıyorsun diye sordular bize. Biz de memleketimizde darbe olayı olduğu için biz selalarımızı veriyoruz. Milletimize sokağa davet ediyoruz dedik yani. Onlar da dediler ki bu darbe gerçekleşecek o gün. Bu darbe gerçekleşecek dediler. Hayır biz de gerçekleşmeyecek dedik. Ondan sonra tabii ağza gelmedik. Bizim şu anda tabii o kelimeyi konuşamayız. Ağza gelmedik, olmadık şeyler konuştular. Erkek bizim boşluğumuza yumruk vurdu. Boşluğumuza yumruk vurunca eğildim tabii ben, nefessiz kaldım. Nefessiz kaldığım için kadın da kaldırım taşıyla gelip benim sırtıma, göğsüme çok büyük darbe olayı oldu. Yani gözlükler falan kırıldı. Her tarafım simsiyah, çürük oldu. En azından 15 gün yerimden kalkamadım. Tabii engelli çocuğum vardı. Onun için de zor, bayağı zorlu günler geçirdim yani. Sonra biz yine dışarı doğru çıkarken tekrar yakaladılar bunlar bizi. Yakaladıktan sonra bir daha 3 kişi birden yine darp ettiler. Darp ettikleri için bayağı da çok büyük, ağır darbe gördüğümüz için biz bunları devletimize bıraktık yani. Devletin adaleti her şeyden üstündür. Biz görevimizi yaptık. Devletimiz bize verdiği göreve biz yerine getirdik. Biz bir devlet memuruyuz. Yani devlet memuru bile olmasak bile eğer bu vatan için, bayrağımız, sancağımız için biz bu milletimize yani sokağa davet etmeye çağırırız. Çünkü bu topraklar kolay kolay alınmadı yani. Kanlar döküldü, şeyler döküldü. Biz kendi memleketimizden bir karış toprak da olsa kimseye vermeyiz, kimsenin toprağına da almayız. Yani bu vatan için eğer bu ecdadımız bize bu topraklara kanlarına, canlarına feda ettilerse biz de kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız. Şu anda bile olsa yani vatanımızın, yani kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız yani. Evet, o gün istedikleri darbeyi gerçekleştiremediler. Yani keşke ben diyorum ki şehit olsaydım orada. Yani Cenab-ı Allah'ın huzuruna keşke şehit olarak gitseydim. Gerçekten ben o gün şeref duydum. Yani benim için sadece Mehmet Hoca'ya değil yani bu darbe. Tüm 80 milyon milletedi yani. Bu camiler Allah'ın evidir. Kabe-i Muazzama'nın mescitleridir. Onlar ona densizlik yaptılar. Geldiler caminin camlarına kırdılar. 4 tane cam vardı. 4 tane camlarına indirdiler. Şey yaptılar. Tabii bir de kadın olduğu için biz kadına sığınmaya geldi zannettik. Kadın bizim annemizdir, bacımızdır. Yani baş tacımız olduğu için biz onlara bir şey yapmadık. Yani söz bile konuşmadık. Bir şeyler söylemedik. Cenab-ı Allah bize bir daha böyle 15 Temmuz gibi darbeler göstermesin. Yani Cenab-ı Allah vatanımıza, milletimize, sancağımıza, bayrağımıza inşallah böyle acı günler
göstermesindir. Şu anda Allah göstermesin tekrar. Benim tek dileğim o. Eğer bu vatanımıza, bayrağımıza, sancağımıza eğer bir daha böyle düşmanlar veya kendi içimizden olan hainler bir daha darbe yapmak isterlerse biz evimizin balkonunu çıkarız, bayrağımıza da göğsümüze asarız, bağıra bağıra selalarımızı veririz. İstersen bize o anda vursunlar, tüfekle de vursalar, tabancayla da vursalar, biz kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.